Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S24 Ultra'nın kamera karşılaştırmasını yapacağız. İki telefonla da aynı açıdan aynı fotoğrafları çekeceğiz. Aynı açıdan aynı videoları çekeceğiz. Ve bakalım günün sonunda iki telefon arasında en iyi fotoğrafı çeken, en iyi videoyu çeken hangi telefon olacak? Bunu beraber görmüş olacağız. Şunu belirtmek istiyorum karşılaştırmaya geçmeden önce arkadaşlar. Biliyorsunuz Daysomark iki telefonu da puanladı ve şu anda iPhone 15 Pro Max'in puanı S24 Ultra'ya göre daha yüksek. Tabii ki burada pek çok kategori var ve bu kategorileri ortalamasını aldığımızda yüksek çıkıyor. Belki bir fotoğrafta atıyorum doğa fotoğraflarında S24 Ultra daha iyi olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ya da ne bileyim gece çekiminde Ultra iyidir, iPhone kötüdür. Belki gün ışığında iPhone iyidir, Ultra kötüdür. Yani bu değişkenleri göz önünde bulundurmak lazım. Şunu demeyin ya burada Ultra daha iyi çekmiş. Ultra'nın çektiği video daha iyi. Nasıl oluyor da 15 Pro Max onun önüne geçmiş demeyelim. Çünkü dediğim gibi çok farklı kriterleri göz önünde bulunduruyorlar. Dolayısıyla bunların ortalamasını aldığımızda çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor ortaya. Ben genel itibariyle arkadaşlar iki telefonun da fotoğraf kalitesini beğendim ama video kalitesini de beğendim. Yani iki cihazda da çektiğim zaman hani ekrandan gördüğüm iki cihazın da çektikleri videolar ve fotoğraflar gayet başarılıydı. Sinematik modda da videolar çektim. İkisi de gayet başarılıydı. Şimdi dilerseniz ben lafı daha fazla uzatmadan sizleri çektiğim video ve fotoğraflarla baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar şu anda iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S24 Ultra ile yaptığımız çekimi görüyorsunuz alt alta. Gördüğünüz üzere arkadaşlar iki cihazda da zaten o desteği vardı ve gayet benim ekranlardan gördüğüm en azından güzel bir çekim yapıldığı yönünde. Şimdi arkadaşlar sesim Galaxy S24 Ultra'dan geliyor. Birazdan iPhone 15 Pro Max'e geçiş yapacağım. Şöyle inelim. Biraz yürüyelim. Gördüğünüz gibi hangi tonlar daha gerçekçi duruyor renk olarak? Bu yorumu size bırakıyorum. Evet şimdi sesim iPhone 15 Pro Max'e geçti arkadaşlar. Şu anda da sesimi iPhone'dan duyuyorsunuz. İki cihazın da ses alma tarafında ben başarılı olduğunu gördüm açıkçası. Hani daha önce yaptığım çekimlerde vesaire bir fark yoktu, öyle uçuk bir fark yoktu en azından. Video çekimindeki performanstaki başarılarında size bırakıyorum yorumları. Gördüğünüz gibi yürüyerek çektim burada videoyu ki hani o istesliği nasıl, sağlıklı mı değil mi bunu da gözlemlemiş olun diye. Buradan sonrası artık yorumlar sizde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki cihazla çekilen fotoğraf ve videolar bu şekildeydi. Bir de şimdi dilerseniz canlı bir test yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Şöyle iki telefonumun da kamerasını hemen açıyorum. Ve hemen bir selfie kamerasını açtım ikisinde de. Ve normal fotoğrafa ayarladım. 3-4 bunu da 16-9 yapalım. 3-4 çekmesin. 9-16 çeksin bu da. iPhone tarafında da aynı şekilde ayarlamamızı yapalım arkadaşlar. 4-3 bunu da hemen 16-9'a çevirelim. Evet şu anda ikisini de 16-9'a çevirdim. Ve ikisiyle de şimdi video çekeceğim. Bakalım nasıl bir video performansı sunacak ikisi. Bunu beraber görmüş olacağız. Hemen şöyle aldım iki cihazı da arkadaşlar. Ve ikisinde de aynı anda evet çekim tuşuna bastım. Evet şu anda sesimi iPhone 15 Pro Max'ten duyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iki telefonun çekim performansı bu şekilde. Sanki baktığım zaman Pro Max biraz daha böyle renkli, yani rengi açık duruyor. Galaxy S24 Ultra'da tonlar biraz daha karanlık gibi geldi gözüme. Tabii sizin yorumlarınız ne olacak burada, o da önemli. Şimdi ise sesimi S24 Ultra'dan duyuyorsunuz arkadaşlar. S24 Ultra'nın
ses alma kalitesi ise bu şekilde diyebiliriz. Yani kesinlikle arada hani bir renk tonaj farkı var. Bunu ben rahat net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Şöyle mikrofonu çevireyim ikisini de. Görüyorsunuz yani bilmiyorum belki ekranda böyledir. Hani telefon ekranında bu şekilde görünüyordur. Belki birazdan bilgisayara aktardığımda ikisi de aynı renkte görünecek gözüme. Bunu da beraber görmüş olacağız diyorum ve videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar böyle de canlı bir test yapmış olduk sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi iki telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videoları paylaştık sizlerle. Burada yorum sizlerin. Aşağıda yorumlar kısmında bizimle hangi telefonun daha iyi fotoğraf çektiğini ya da hangi telefonun daha iyi video çektiğini paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin yorumları bizler için de son derece önemli diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.